Konuklar, tam demokrasi platformuna hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarihçi Veli Şirin Bey'le tarihi süreçte Türkiye'de demokrasinin gelişimini konuşuyoruz. Bu üçüncü programımız. Değerli dostum Veli Şirin, hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Sağ ol. Evet, konumuz oldukça önemli. Yani biz tam demokrasi platformu olarak Türkiye'nin bir numaralı meselesinin demokrasi olduğunu ısrarla iddia ediyoruz, söylüyoruz. Bilimsel araştırmalar da öyle. Demokrasi endeksi yüksek olan, demokrasi standardı yüksek olan ülkeler, gelişmiş ülkeler. Demokrasisi zayıf veya demokrasi olmayan ülkelerde ise geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler. Tabii Türkiye 98 yıl, 100. yılını kutlayacak, halen gelişmekte olan bir ülke. Demokraside çok gerilerde. İşte The Economist Intelligence'ın yaptığı son araştırmaya göre, 2020 raporu yayınlandı geçen aylarda. Türkiye 167 ülke arasında maalesef 104. sırada. The Economist 4'e ayırıyor ülkeler. İşte tam demokraside yönetilen ülkeler, flavit demokrasi, kusurlu demokrasi, karma rejim, melez rejim, en sonunda otoriter rejim. Türkiye maalesef ne tam demokraside ne de kusurlu demokraside. Zaten tam demokraside 23 ülke var. Türkiye karma rejimde. Birçok kategoride de neredeyse otoriter rejime doğru gidiyor. Geçen hafta Avrupa Parlamentosu rapor yayınladı. Orada da Türkiye'nin hızlı bir şekilde demokrasiden uzaklaştığı yönünde yorumlar var raporda. Evet Veli Bey, şimdi geçen hafta çok güzel şeyler söylediniz. Hatta ben enteresanıma giden, yani izleyicilerimiz de buraya çok hassasiyetle baktılar. Şimdi 1876'da bizim Meclis-i Mebusan, yani ilk meclisimiz kurulduğu zaman ve Kanun-ı Esasiye yayınlandığı zaman diyelim, ilk anayasamız. O zaman evet, dünyada en iyi meclis dediniz. Yani en renkli, dünyanın en renkli meclisi. Osmanlı topraklarında yaşayan her türlü etnik grup, dini inanç, işte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Araplar, Türkler, Müslümanlar, Hristiyanlar temsil ediliyor demiştiniz meclisimizde. Evet. Hatta o tarihte Amerika meclisinde bile hem kongre var hem senato yok. Aynı şekilde İngiltere meclisinde de olmadığını ve Fransa meclisi var bir de. O günler demiştiniz. Türkiye evet, gerçekten hızlı bir demokrasiye geçiş göstermiş o zaman. Bu 19. yüzyılın sonlarına doğru, özellikle Fransa ihtilalinden sonra da tabii İngiltere'de evrilerek demokrasiye geçiş oluyor. Monarşi olduğu halde. Fransa'da da bir devrimle demokrasiye geçilmiş oluyor. Türkiye'de yani Osmanlı muazzam bir meclis oluşturmuş. Yani herkesin temsil edildiği ve dünyanın en renkli meclisi. Evet. Bir yıl sürdü dediniz meclisin evet, şeyi. O kapatılma şeylerine girmedik. Bugün evet, ikinci meşrutiyet, İttihat Terakki'yi ve işte Birinci Dünya Savaşı sonuyla Osmanlı yıkılışına kadar hızlı bir şekilde konuşalım. Benim üzüldüğüm şey şu oldu tabii. Yani biz o yıllarda, o tarihlerde Osmanlı'da demokrasi bayağı ileri noktadaymış. Ben sizden sonra da birçok tekrar tarihi birçok şeylere baktım, okudum. Gerçekten Osmanlı son dönemlerde demokrasiye çok hızlı geçiş yapmış yani. Bu hem Tanzimat Fermanı'nda ki alınan kararlarla ciddi bir hukuk devleti olma yönünde yasalar çıkartıyor, kararnameler, fermanlar çıkartıyor. Bunlar çok önemli ve en sonunda da yeni bir ilk diyelim bir kanunu esasıyla yeni anayasaya geçiyor ve bir parlamento oluşturuyor. Evet, buradan devam edelim. Buyurun Veli Bey, sizi dinliyor seyircilerimiz. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bu ilk meclis 119 mebus
26 tane ayan meclisi, yani bugünkü senato ile millet meclisi gibi olan bu meclis bir yıl kadar çalıştı ve yine biraz önce bahsettiğiniz gibi gerçekten o günkü dünyada bünyesinde bulunan herkesi bu çalışmaya katan bir meclis idi. Bu da işte ortak akıl falan denilen yahut şura anlamında önemli bir uygulamaydı. Fakat bu uygulama maalesef devam edemedi. Bunun sebepleri, pek çok sebepleri var ama o sırada Osmanlı Devleti Ruslarla ciddi bir savaşa girmek durumunda kaldı. Rusya Balkanlardan ve Kafkaslardan Osmanlı Devleti üzerine Türkiye'ye saldırınca bu önemli problemler mecliste de bunun meclis yönetimiyle tartışarak, görüşerek yapılmaya başlayınca orada bazı sorunlar çıktı. Çünkü savaşın yönetimi konusunda o zamanki padişah ve meclis arasında da bazı sorunlar çıktı. Yeni de bir meclis olduğu için meclisteki oluşan gruplar kendi fikirleri ve düşünceleri doğrultusunda biraz ısrarcı davranmaya başlayınca padişah anayasanın 7. maddesine dayanarak meclisi tatil etti. Kapatmadı. Hatta 26 kişilik ayan meclisi hiç kapanmadı, aynen durdu. Anayasayı da bir bakıma askıya aldı. Anayasa da yürürlükteydi değil mi Cumhuriyet'e kadar? Anayasa da tabii yürürlükte. 1909'a kadar, 1909'daki zaten uygulama anayasanın tekrar yürürlüğe konması, tekrar yapılmasıdır, uygulamaya konulmasıdır. Bütün devlet salnamelerinde, yani yıllık devletin yayınlarında her zaman birinci maddede anayasa vardır, meclis vardır. Yani uzun süreli bir sıkı yönetim idaresi gibi, 30 sene kadar Abdülhamit dönemi uzun süren bir sıkı yönetim gibi düşünebiliriz bugünkü anlamda. Meclisi tatil etti. Tabii bu durum, 30 sene süren 2. Abdülhamit dönemindeki bu durum Osmanlı Devleti'nin gerçekten önemli bir dönemidir. Hala tartışmaları, şeyleri devam eden bir dönemdir. Birçok olumlu, olumsuz yorumlar da yapılmıştır, yapılmaktadır. Önemli işler de yapılmıştır. Mesela Abdülhamit döneminin eğitimdeki faaliyetleri gerçekten çok önemlidir. Bütün vilayetlerde birçok okullar açıldı. Önemli vilayetlerde lise seviyesine kadar okullar açıldı. Yani bugün Anadolu'daki önemli şehirlerdeki bazı liseler kuruluşlarını kutlarlar, işte 130. 140. yılı gibi. Bunlar oradan, o zamanlardan devam eden bir şeydir. Bu eğitim de üstelik klasik eğitim değildi, modern bir eğitim sistemi kurdu Abdülhamit. Bu da yeni bir neslin yetişmesine sebep oldu. Fakat bu yeni yetişen nesille bunu kuran padişah ve onun çevresindeki eski nesil maalesef bir irtibat veya bir şey kuramadı. Bir bağ kuramadı, bağlantı kuramadı. Bunu kuramayınca işte burada bir huzursuzluk meydana geldi. Yeni yetişen ve Abdülhamid'in okullarında okuyan Harbiyeliler, Mürkiyeliler, diyelim ki Sultani dediğimiz biraz liseyle üniversite arası bir kurum olan o kurumlarda okuyanlar çeşitli vilayetlerde. Bunlar yavaş yavaş böyle bu 30 yıl devam eden o günkü ifadeyle istibdat, benim yorumlamama göre uzun süreli bir sıkı yönetimine karşı gruplar oluşmaya başladı. Bunlar yine bir önceki dönemde, yani 1876 birinci meşrutiyetinden önce oluşan, yani Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Mithat Paşalarla oluşan durumdaki gibi kendilerini yeni Osmanlı, genç Türkler, jön Türkler gibi isimler takarak bunların fikirleri üç noktada toplanıyordu. Yani şöyle bir şey var. Şimdi birincisi anayasanın derhal tekrar tam anlamıyla yürürlüğe konması, raftan indirilmesi talep ediyorlardı bunlar.
anayasayla memleketin idare edilmesini ve mutlakiyet yönetimine gidilmemesini, mutlakiyet yönetiminden geri dönülmesini istiyorlardı. Abdülhamid'in bunu yaparak yanlış yaptığı kanaatindeydiler. Abdülhamid de o dönemlerde başlayan, tabii 1800 yıllarında Yunan isyanı, Sırp isyanı ile başlayan, sonra da devam eden Abdülhamid dönemindeki Bulgar isyanı, Ermeni isyanı vesaire, Arapların da bazı yerlerde isyanlar, dolayısıyla memleketin dağılacağından endişe ederek Abdülhamid de otoriter bir yönetime taraftar. Her şeyi kendi elinde toplamaya çalışıyor. Kendine göre bir takım danışma meclisleri falan kursa da yönetimi elinde tutmak, sarayın bilhassa orada bütün yetkiyi saraya toplamıştı Yıldız Sarayı'nda. Mesela Yıldız Sarayı'nda diyelim ki o zamanki Dışişleri Bakanlarından Kara Todori Paşa'nın bile bir dairesi vardı. Yani Dışişleri Bakanı sarayın bir bölümünde bazen kalırdı. Yani bir özel bölümü vardı gibi. Saraya bütün her şeyi toplamıştı. Buna yeni nesiller karşı çıkıyorlardı. Çünkü Abdülhamid'in kurduğu bu okullarda okuyanlar artık Fransızca da öğreniyorlardı. Ve bu Fransızca dolayısıyla da Batı dünyasıyla işbirliği, yani fikri işbirliği doğuyordu doğal olarak. Bu bakımdan bir anayasanın, mutlaka anayasanın tekrar kanun esasının artık o yazılmıştı, vardı, ortadaydı. Onun tekrar yürürlüğe konmasını istiyorlardı. Bir diğer onların isteği de Osmanlı Devleti'nin yıkılmaya doğru gittiği kanaati oluştuğu için aydınlarda, o günkü aydınlarda yine bu demokrasiyle bağlantı meşrutiyet yönetiminin mutlaka tekrar gelmesini istiyorlardı. Birinci 1876'da kurulan Meşrutiyet Meclisi, yani meclis var, seçilmiş ama padişah da hükümdar da duruyor. Bu yönetime bizim literatürümüzde meşrutiyet yönetimi diyoruz. Bu yönetimi tekrar, yani meclisin de tekrar açılmasını istiyorlardı. Bir, anayasanın tekrar gelmesini, meclisin tekrar açılmasını ve çalışmasını istiyorlardı. Dolayısıyla padişahın yetkilerini meclisle paylaşmasını, hükümetin de kabine sistemine, hükümetin oluşmasını istiyorlardı. Çünkü Abdülhamid döneminde hükümetin gücü çok zayıflamıştı. Yani siz önceki programlarda bir söylemiştiniz, Tanzimat döneminde bürokrasinin bir otoritesi artmıştı. Mustafa Reşit Paşa'dan itibaren Ali Paşa ve Fuat Paşalarla. İşte birinci meşrutiyet döneminde de sarayın otoritesi arttı. Padişah ve çevresindeki sarayın otoritesi arttı. İşte Jön Türk dediğimiz grup, yeni nesiller bunu istemiyorlardı. Ve bir de o dönemlerde Arapça da aslında olmayan fakat Arapça kelimelerden türetilmiş olan, işte başta Namık Kemal'in de çok katkısı olan bir takım kavramlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Mesela hürriyet, bu kelime Arapça'da yok. Bunun Arapça'daki şeyi ahrar, tahrir gibi kelimeler var. Yine onlar da hürriyet kelimesinin kökünden ama hürriyeti bizim aydınlar, Namık Kemal'ler üretiyorlar. Bunlar mesela milliyet gibi kelimeler, hürriyet gibi kelimeler, işte adalet, eşitlik, vatan, bu gibi duyguların yüksekliğini öne sürüyorlar. Bu sebeple yönetimin değişmesini istiyorlardı. Burada tabii şunu da söylemem lazım. Yani Abdülhamid dönemindeki muhalif durumda olan Jön Türklerin psikolojisi açısından o dönemde Bulgar isyanları var, Makedon isyanları var. Çeteler Balkan Yarımadası dağlarda çeteler var. Bizim ordulu askerlerimiz de genç teğmenler, yüzbaşılar dağlarda bunlarla çatışıyorlar. Mesela Enver Paşa diyor ki bir hatıratında, 1908'e kadar olan hatıratında, ayda diyor 50 çatışmaya katıldığımız oluyor diyor. Yani her gün neredeyse bir iki çatışmaya katılıyorlar veya bu şekilde. Belki bugünkü bizim bu doğuda PKK meselesi gibi düşünebiliriz. Ve bu kişiler bu problemleri yaşıyor, bilhassa askeri aydınlar diyelim. Ve yukarılara bakıyorlar, hükümete doğru, padişaha doğru bakıyorlar, çözüm bekliyorlar. Ama oralardan ses gelmiyor. Yani yahut da oradan gelen sesleri yeterli bulmuyorlar. Ve
yeni yetişen bu harbiyeli, mülkiyeli, sivil ve askeri aydınlar ki en çok oralarda yeni yetişenler, aydınlar vardı. Öbür taraftaki medreseden bu tür bir şey yetişmiyordu. Onlar da daha zayıftır. Medreseden çıkıp böyle fikirler söyleyenler daha azdır. Bu yeni okullar, Abdülhamid'in açtığı yeni okullardan çıkanlar bunları daha çok söylüyorlardı. Ve sanki Sultan Hamid'in etrafındaki paşaları böyle toplumun üzerine bir şal örtmüşler gibi, aşağıda bir sürü olaylar oluyor, onlar yukarıdan bunu görmüyorlar gibi bir durum düşünüyorum ben zihnimden. Bunun üzerine işte bu genç aydınlar bu defa mızrakları ellerinde ne yapacaklar? Bu çadırı dermeye çalışıyorlar. Üzerindeki bu şeyi dermeye çalışıyorlar gibi düşünebiliriz. Bu bakımdan bu muhalefet durumu devam etti ve o zamanlar muhalifler yavaş yavaş gene birinci meclis, birinci meşrutiyet zamanında olduğu gibi Avrupa'ya doğru şey yapmaya başladılar. Avrupa'ya kaçmaya başladılar. Oralardan muhalefetlerini sürdürmeye başladılar. Bunlardan mesela Paris'te toplanan bir grup var. Londra'da toplanan bir grup var. Diyelim Kahire'de toplanan gruplar var. İstanbul ve Selanik'te de bir takım gruplar var. İşte Paris'te mesela Ahmet Rıza ve Prens Sabahattin. Ki Prens Sabahattin Sultan Hamid'in kız kardeşinin oğlu. Yani Sultan Hamid onun dayısı direkt. Dolayısıyla Kahire'de Mizancı Murat, Abdullah Cevdet, işte İstanbul'da da bilhassa tıp fakültesi, tıbbiyeden İbrahim Temo, Tunalı Hilmi, İshak Sukuti vesaire gibi kişilerin oluşturduğu ilk İttihat Terakki Cemiyeti'nin kuruluşu var. Bunlar bu muhalif hareketleri oluşturuyorlar ve bu ileride işte İttihat Terakki Partisi, İttihat Terakki Cemiyeti haline gelmiş oluyor. Bu 30 senelik dönemde, ki bunun bilhassa 30 senenin ilk dönemleri değil. Çünkü ilk dönemlerinde, yani 1877-78'de meclisin kapatılmasından sonra zaten 93 Harbi'nin çok büyük tahribatı var ülkede. O zaman ne muhalefet yapacak, ne fikir söyleyecek insan da kalmamış vaziyette. Meclisi ilk açan, anayasayı yapan Mithat Paşa da Taif'te sürgündeydi. O da 1884'te zaten orada yani infaz edildi. Tartışmalı bir şekilde orada öldü hapishanede. Ondan biraz daha sonra, yani 1889-90'lardan itibaren bu muhalefet yoğunlaşıyor. Yani üç tane okulun şeyleri var: tıbbiye, mülkiye ve harbiye. Bu üç okul da 1830'larda, 40'larda kurulan, sonra giderek gelişen, Abdülhamit zamanında da iyice gelişmiş olan okullar. Bunlar buralardan yetişen aydınlar yönetime muhalif oluyorlar ve yönetimin tekrar demokratik bir yapıya geçmesini, yönetimin ortak akılla yapılmasını, padişahın tek başına bunları yapmaması gerektiğini, ama padişahı da katiyen reddetmiyorlar. Bunlar hepsi meşrutiyet yönetimi tarzıdırlar. Cumhuriyet fikirleri çok zayıftır o dönemde. Yani onu da şöyle özetlemiş olayım. Şimdi bizim tarihimizdeki aydınların Fransız tipi fikirlerden etkilenenler cumhuriyetçidir genellikle. İngiliz tipi fikirlerden veya akımlardan etkilenenler meşrutiyetçidir. Bir de Alman etkisi var. Alman etkisinden olanlar da otokrat bir yönetim taraftarıdırlar. Yani hem demokrasi gibi düşünürler ama biraz daha sert bir yönetim tarzı onlarda vardır. Bunları mesela misallendirirsek, yani diyelim ki Fransız tipi etkilenmeler içerisinde olanlar, işte bizim cumhuriyeti kuranların biraz böyledir baştan itibaren. Bunlar o etkidedir. Cumhuriyetin ilk döneminde kurulan, Halk Partisi'ne karşı kurulan, Karabekirlerin kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, mesela adı Cumhuriyet'tir ama onlar aslında, temel fark, onlar aslında meşrutiyetçidir. Yani Rauf Orbay mesela açıkça meşrutiyet tipi bir yönetim bekliyoruz ya onu düşünüyor idi. Cumhuriyet olunca muhalif oldu ve Türkiye'yi terk ederek işte 39'a kadar falan gelmedi Türkiye'ye. Rauf Orbay, ki İstiklal Harbi'nde Atatürk'le birlikte ikinci derecede olan kişilerdendi.
Aynı şekilde diğerlerinde de onu bir başka konu bu ama böyle bir şey var. Dolayısıyla ikinci meşrutiyetin başındaki etkilenenler mesela Alman ekolünden etkilenen İttihat Terakki'nin Enver Paşa ve o çevresidir. Onlar da otokrat bir yönetim kafalarında vardır. Biraz daha böyle şey. Tabii savaş da bunu kışkırtınca Birinci Dünya Savaşı içerisinde işte o günküleri yazan aydınlar derler ki Enver, Talat, Cemal triumvirasının şeyi diktatörlüğü derler. Çünkü o üçü öne çıkıyor ve 1914'ten 18'e kadar tabii Birinci Dünya Harbi'nin de şartları dolayısıyla biraz otokrat bir yönetim yapıyorlar. Biraz işte Alman etkisi tabii ki şeyde vardır. Yani Enver Paşa'da bu şekilde bir şeyleri vardır. Şimdi İttihat Terakki Cemiyeti ayrıntıları tabii şu anda konumuz değil. Kurulması işte 1890'larda şeyde tıbbiyedeki bir grubun kurmasıyla falan başlıyor. Fakat aktif hale gelmesi, daha bir önemli hale gelmesi bu hareketin ordunun içindeki genç subayların ve ordudaki lerin katılmasıyla hızlanıyor. Burada da Selanik biraz merkez olduğunu görüyoruz. Çünkü Selanik'teki biraz hürriyet havası var. Biraz sanki orada biraz daha rahatlar. İstanbul'da daha takibat altında gibi görünüyorlar. O bakımdan Selanik'te daha çok toplanınca buradaki 3. ordunun subayları bu işe daha çok katılıyor. Yani mesela Mustafa Kemal 1905'te Suriye'ye görevli gidiyor okulunu bitirince. 1907'ye 8'e kadar işte oralarda duruyor. Fakat aktif bir şeyler yapmak istediği için oradan ısrarla Makedonya'ya, Selanik'e tayin ettirmeye çalışıyor kendisini. Oraya geçiyor. İşte Enver Paşa, işte Enver Bey de o zaman tabii yüzbaşı, binbaşı. O da o taraflarda. İşte kuruculardan Talat da aynı şekilde oralarda toplanmaya çalışıyorlar. Bunlar böylece bunlar 30 yıllık, 33 yıl ama ilk baştaki 2-3 yılı da saymazsak yaklaşık işte 30 yıllık bir Abdülhamit döneminin bu Abdülhamit dönemine muhalif olup onu padişahı anayasayı uygulamaya ve meclisi aşmaya zorlamak noktasına geliyorlar. Yani önce bunu fikirle falan yapmaya çalışıyorlar ama işte Mizancı Muratlar vesaireler gazeteler çıkarıyorlar, dergiler çıkarıyorlar. Ahmet Rıza Paris'te şey yapıyor, Meşveret dergisi çıkarıyorlar, Şura dergisi çıkarıyorlar. Hatta Ali Suavi, Abdülhamit, Ali Suavi gibi sarıklılar var. Onlar mesela Kur'an'daki Şura'dan hareketle ısrarla böyle bir takım fikirler söylüyorlar ama bu fikirlerle olmayacağı anlaşılınca askeri şeylerin, mensupların, muhalefete katılanların etkisiyle bu iş 1908'de bir sert bir müdahale şekline dönüşüyor. Ve ilk önce işte Enver Bey, Resneli Niyazi Bey ikisi, sonra peşlerinden işte Ohrili Eyüp Sabri diyelim, bunlar emrindeki bölüklerle yani 200-300 kişilik askeri birliklerle, silahlarıyla bir çeşit dağa çıkıyorlar ve telgrafla İstanbul'u sıkıştırıyorlar. İşte ilan etmezseniz şunu yaparız, bunu yaparız gibi. Ve 1908'de de ikinci meşru padişah Sultan Abdülhamit de diyor ki peki diyor ve yeniden anayasayı yürürlüğe koyup meclisi seçimler yapılıp meclisin şey yapılması için, kurulması için bir bakıma izin veriyor. Yani kendisi bu şeye tamam diyor, peki diyor. Tabii bu gecikmiş bir şey oluyor. Yani benim kanaatimce eğer bunu daha erken yapsaydı, yani 1885'lerde, 90'larda belki bu yollara gitmiş olsaydı, bu kadar sert bir çarpışma olmaz. Belki daha çabuk meclis açılır, daha çabuk demokratik, katılımcı, ortak akılcı diyelim, hani yorumlamak açısından yönetim gelmiş olurdu. Bu yönetim de mutlaka daha toplumun gelişmesine faydalı olabilirdi.
Bu olmadığı için işte 1908'de böyle bir askeri müdahale gibi oluyor ve toplum birden rahatlıyor. Birçok partiler kuruluyor 1908'de. Hatta böyle onlarca parti kuruluyor. İlk defa Türkiye'de çok partili hayat 1908'dir. Onun için 1946 değildir mesela. 46 diye herkes söyler ama 46 değil. Yani İttihat Terakki Cemiyeti, o zaman cemiyet kelimesi biraz parti anlamına da geliyor veya daha sonra fırka kelimesi. İttihat Terakki Fırkası işte veya cemiyeti kuruluyor. Mesela Prens Sabahattin diyelim işte Ahrar'ı kuruyor. Ahrar Hürriyet Partisi anlamına geliyor. Ahrar Partisi'ni kuruyor. Yani Çiftçi Partisi, Ahali Partisi gibi sosyalist partiler bile kuruluyor. Komünist Parti de kuruluyor herhalde. Komünist Parti de evet, bir şu anda ismini hatırlayamadım. Ünlü komünistlerden bir tanesi, yani Hikmet Kıvılcımlar falan diyeceğim ama onlar mı bile. Bir grup da onları da kuruyor. Hilmi isimli bir sosyalist var. Sosyalist Hilmi mi diyorum? Onlar mesela öyle partiler kuruyor. Onlarca parti kuruluyor birdenbire. Hatta Mehmet Akif bunu şiirlerinde diyor ki her taşın üstüne çıkan diyor başladı Hürriyet diye konuşmaya ve bir parti kurdu diyor. O kadar çok, yani 50-60'a yakın filan parti olduğu söyleniyor. Bunlar seçimler yapılıyor. İki dereceli seçim, çift dereceli seçim yapılıyor. Tabii bugünkü bizimki gibi seçmen direkt oy atıp ona neticesinde bir şey olmuyor da 500 erkek bir kişiyi seçiyor. O bir kişiler de ikinci seçmen oluyor. O ikinci seçmenler de müntehi bir sani demişler o zamanki. Yani ikinci seçiciler. Onlar da şeyleri seçiyorlar. Mebusları seçiyorlar. Yani aşağı yukarı 280 sayılı bir meclis oluşuyor. Bu mecliste, birinci mecliste aynen söylediğimiz şekilde imparatorluğun içindeki bütün unsurları barındırıyor. Aynı şekilde bütün unsurları barındırıyor. Ve bu şeyler, bütün imparatorluğun içindeki bütün unsurlar, yani Türkler, Araplar, yani Müslüman topluluklar veyahut gayrimüslim topluluklar, hepsinin milletvekilleri var. Mesela Erzurum milletvekili diyelim ki Pastırmacıyan, Ermeni, Erzurum milletvekili mecliste. Ama bunu 1914'te nerede görüyoruz? Doğudan gelen Rus ordusunun içinde 30 bin kişilik bir Ermeni birliğinin başında Rus general üniformasıyla görüyoruz. Yani bu kadar muhalif olanlar dahi, yani bir ayrılmak ve ayrı devlet kurmak isteyen Ermeni örgütlerinin bile bir parti veya seçim içinde olduklarını ve 1908'e ilk önde katıldıklarını şey yaptıklarını görüyoruz. Tabii burada bu örgütlerin önce İttihat Terakki Partisi en önemlisi. Bunlar İttihad-ı Anasır adıyla bir fikir içerisindeler. Yani Osmanlı Devleti'nin bütün unsurlarının bir araya geldiği ve bu bütün unsurların eşit bir şekilde yönetime katılmaları ve devletin bu şekilde batmaktan, yıkılmaktan kurtulup ilerlemesi düşüncesi var. Şimdi bu İttihat-ı Anasır'dan dolayı demin dediğim mesela Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, diyelim ki Araplardan, Müslüman Araplardan veya hepsinden bu şekilde milletvekilleri geliyor ama bir süre sonra bu maalesef bu konu biraz yürümeyince İttihat Terakki Partisi, esas ana parti bu, bu İttihat-ı Anasır fikrinden vazgeçiyor. Ve bu sefer 1909'da ciddi bir şey meydana geliyor. Karşı hareket meydana geliyor. Yani anayasanın yürürlüğe girmesi ve meclisin yürürlüğe girmesine, meclisin seçimler yapılıp şey yapılmasına toplumun önemli bir kesimi de karşı bu duruma. Bunların muhalefetin neticesinde 1909'da 31 Mart'ta çok ciddi bir karşı hareket meydana geliyor. Bu karşı hareket, halkın katılımı çok az. İstanbul'da bulunan
Bir kısmı da Makedonya'dan gelmiş olan 1908'deki meşrutiyet desteklemek üzere gelmiş olan askeri birliklerin İstanbul'daki bir grupla da bir araya gelmesiyle bir şehirde bu meşrutiyet aleyhtarlığı, meclis aleyhtarlığı, anayasa aleyhtarlığı gibi bir şiddet hareketleri meydana geliyor ve ciddi ölümler meydana geliyor. 10 gün kadar bu durum sürüyor. İttihat Terakki grupları veya ona benzer gruplar kayboluyorlar. Fakat arkasından 3. Ordu Birlikleri'den oluşan bir grup Edirne ve Selanik'ten geliyorlar. Buna hareket ordusu adı verildi daha sonra. Bu hareket ordusu tekrar nizamı temin ediyor. Tabii burada gelen kuvvetlerle içeride bir çeşit isyan eden kuvvetler arasında, yani o ülkenin silahlı kuvvetleri ikiye ayrılıyor ve birbirine karşı, bilhassa İstanbul merkezde, başka yerlerde de ufak tefek var ama İstanbul merkezde çok ciddi bir çatışma oluyor ve bir günde yani 15-20 bin kişi ölüyor yani. O ilk bir hafta içerisinde çatışmalarda ve tekrar meclisin kapatılmaması ve anayasanın yürürlükte devam etmesi fikri hakim geliyor. Onu savunanlar baskın çıkıyorlar. Onların topladığı meclisi tekrar topluyorlar, dağılmış olan meclisi. O meclis Sultan Abdülhamid'in bu olayda dahli olduğu düşüncesi yahut yeterli tedbirleri almadığı gibi bir takım şeylerle Abdülhamid'i tahttan indiriyor o meclis ve Sultan Reşat'ı tahta geçiriyorlar. Ama meclis ve şey devam ediyor. 1909. Tabii bu, bundan sonra... Affedersin evet. Veli Bey. Evet, buyur. Şimdi bu meşhur 31 Mart vakası değil mi? Tarihte evet, meşhur geçen. Vaka. Peki evet. Ben bazı tarihçilerden şey yaptım. Abdülhamid'in indirilmesiyle ilgili Şeyhülislam bir fetva verdi mi? Vermiş mi yani? Bir de öyle bir fetva tabii. Almış herhalde Şeyhülislam. Abdülhamid'in hali ile ilgili. Çok kısa şöyle söyleyeyim. O konuda da bir hayli farklı fikirler çok dolanmıştır. Yani bu konuda ciddi tabii tarihçilerin yazdığı kitaplar da vardır. Şimdi Abdülhamid bu olayda tabii ki teşvikçi olamaz. Yani bu isyanda o çıkartmış değil. Muhalif gruplar bunu çıkarıyorlar ama Abdülhamid'i yanlarına almaya çalışıyorlar. O da yanlarında değil. Fakat onlara karşı bir ciddi tedbir de söz konusu değil. Mesela İstanbul'daki 1. Ordu Birlikleri'ne harekete geçmesi falan mümkün olmuyor. Dolayısıyla Abdülhamid burada yani bir bakıma mağdur gibi, böyle yani şeye düşmüş gibi bir şey yapamıyor. Ama toplanan meclis onu tabii sorumlu tutuyor. Tahttan indirilmesi için mecliste tartışma oluyor bu toplanan Yeşilköy'deki mecliste. Bu toplantıda tabii aşırı bir sürü gruplar var. Bir sürü gruplar diyorlar ki bu işi bu yaptı. On binlerce de kişi öldü. Binlerce kişi öldü. Ne yapalım? Abdülhamid'i indirim öldürelim diyorlar. Asalım diyorlar. Mesela bir grup böyle diyenler var. İşte bir kısmı nasıl indirileceğini, şimdi hanedan meselesi olduğu için nasıl indirileceğini dair bir kural yok. Onun için orada bir şey oluşuyor. Bir böyle karmaşa oluşuyor. Bu karmaşayı o meclisin başkanlığı olan Ahmet Rıza ve diğer, hatta tarihçi Abdurrahman Şeref dahi orada, sonra bunda yazdı bunları. Bu heyetin milletvekili olan Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da orada. Ve birkaç milletvekilleri de bir odada toplanıp komisyon gibi ne yapalım yani diyorlar. Bunlar Abdülhamid'in Şeyhülislam fetvasıyla yetersizlikten ve hatalarından dolayı görevden alma şeklinde, fetva ile görevden alma şeklinde indirelim ki canına bir zarar gelmesin, tarihimize bile ekli olmasın, böyle bir kan akmasın düşüncesiyle orada Şeyhülislam ve diğer yardımcıları bu konuda şöyle mi olsun, böyle mi olsun tartışma sırasında böyle oluyor ki bu fikrin Elmalı'dan doğduğu yolunda bir takım şeyler var, rivayetler var. Ve Elmalı Hamdi Yazır o zaman milletvekili, Şeyhülislam falan değil tabii ama din adam olarak milletvekili. Bu şeyin destekliyor bu fikri ve orada Şeyhülislam ve diğerleri nasıl yazalım falan derken de o bir yazı, bir fetva taslağı hazırlıyor. Şeyhülislam da bunu mühürlüyor ve böylece Millet Meclisi, o günkü Millet Meclisi, Mebusan Meclisi, Şeyhülislam'ın fetvasına ile padişahı
tahttan indiriyor. Yerine de öbürünü geçiriyor. İnen padişahı da bir yere ikamete, işte Selanik'e ikamete mecbur ediyorlar. Yani buradaki olay budur. Eğer sertlik taraftarları şey yapsaydı orada kan revan olacak bir durum vardı. Tabii bu olay, 31 Mart olayı ayrıntıları çoktur. Yani İstanbul'da yağmalar olmuştur. Yani çok olumsuz pek çok olay olmuştur. Saray dahi yağmalandığı hep söylenir. Sonradan sarayın mallarının orada burada çıktığı söylenir. Bir bölümü doğrudur. Yani kargaşa, zaten kaos başladığı zaman malum bunu durdurmak falan mümkün değil. Yani ordu ikiye ayrılmış, birbirine giriyor. İşte en şiddetli çatışmalar Beyoğlu'nda olmuştur. Bugünkü Taksim Meydanı'nın bulunduğu yerlerde kışlalar vardı. Bugünkü Teknik Üniversitenin binaları kışlaydı. 31 Mart olayı böyle bir tarihimizdeki olumsuz olaylardan bir demet, bir olumsuz olaylardan bir tanesidir. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra 1908 ilanı, 1909'da bu 31 Mart olayı, karşı bir hareket oluyor. Tabii bunların incelendiği zaman yorumcuların işte ikinci meşrutiyeti işte Alman taraftarları şey yaptı yahut işte ona karşı İngilizler 909'daki hareketi ayarladılar. Onların mutlaka tarihte devletlerin bu tür olaylarda, büyük devletlerin birbirine olan münasebetlerinde böyle şeyler vardır. Ama ben bunların birer tarihi şey olarak kabul ediyorum ama esasını kabul etmiyorum. Esas toplumun içinde bulunduğu sosyal, siyasi, kültürel ve tarihi zemin ve durum bunlara sebep oluyor. Yani bir İngiliz elçisi kalkıp da on binlerce kişiyi sokaklara döküp ordunun bilmem şu kadar insanın hareketini yahut da öbür karşı gelen grubun şunun bunların kolay değil bu işler. Toplumun içinde bulunduğu zemin müsait olmasa bunların olması mümkün değil. Ama tarihimizin olumsuz olaylarından birisidir bu. Bir ara veriliyor yani demokrasiye burada aslında. Demokrasi kesintiye uğruyor. Ama hemen tekrar devam ediyor. Meclis de kuruluyor. 1909'dan sonra 1913'te tekrar seçimler oluyor. 14'te Birinci Dünya Harbi başlıyor. Ondan önce tabii Balkan Bey, Harbi var. Affedersin. Heh. Şimdi 1909'dan 18'e kadar, evet, yani yaklaşık 10 yıl tamamen İttihat Terakki mi yönetiyor? Yani onun şeyiyle mi? 10 yıl. Hayır. Şöyle, 1908'den sonra İttihatçılardan bir grup sadece milletvekili veya bir Talat Paşa biraz göreve geliyor ama öbürleri gelemiyor. Onlar çoğu genç zaten bu işe katılanlar. 30'ar yaşlarında, 33'er yaşlarında ama önemli görevler alıyorlar. Mesela en önemli kişi Enver Paşa Almanya'da ateşe milter oluyor. Diyelim mesela Atatürk Sofya'da ateşe milter oluyor. Ali Fethi Okyar Paris'te ateşe milter oluyor. Cemal Paşa mesela onlardan biraz yaşlı, o biraz İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi görevler alıyor. Gene sadrazam, bakanlar Abdülhamit döneminin adamları oluyorlar. Ta ki 1913'e kadar. Yani Kamil Paşa, Said Paşa, İsmail Hakkı Paşa, ondan sonra Tevfik Paşa, bunların hepsi 60'er 70'er yaşında Abdülhamit dönemi vezirleri, paşaları. Bunlar başbakan oluyor. Bunların yanındaki kişiler Ahmet Muhtar Paşa, yani 1908'den 1913'e kadar 5 sene İttihat Terakki'nin yönetimi çok zayıftır ama etkisi var tabii, gücü var. Yani ondan çekinildiği doğru, çekiniyorlar. Örgüt kendisini tam açığa çıkarmıyor, gizli de duruyor biraz. Biraz büyük açık bölümü, parti gibi. Benim bildiğim kadarıyla büyük bir bölümü gizlilik çok önemli İttihat Terakki'de. Evet. İşte, birçoğu deşifre olmamış tabii. Mesela halen tartışılıyor ama sizin ne dersiniz bilmiyorum. Mustafa Kemal Paşa da, yani Mustafa Kemal Atatürk de aslında iddiatçı ama deşifre olmamış iddiatçılardan. Yani tabii İttihat Terakki'nin içine o zaman girmeyen, o günkü aydınların içinden girmeyen hemen hemen yok. Mehmet Akif'inden bilmem işte Mustafa Kemal'ine kadar bildiğimiz bütün asker ve sivil aydınlar bu muhalefet hareketidir. Bunun içindeler zaten.
Ama onun aktif merkezi değiller ama. İşte aktif olduğu noktalar var, olmadıkları. Onun merkezi kısımları biraz, yönetim kısmı biraz kapalı kalıyor ama 1908'den sonra bir kısmının açığa çıkıyor, partileşiyor. Ama gene geride bir gücü var. 1913'e kadar bu devam ediyor. Şimdi 1913'te 12-13 Balkan Harbi, dolayısıyla Balkanlar'da ağır bir mağlubiyet alınca Osmanlı Devleti, işte orada bu İttihat Terakki'nin genç subayları diyelim, Enver Paşa önde olmak üzere, ki bir Babali baskını vardır. Hükümeti basıyorlar, Babali'yi basıyorlar, Harbiye Nazırını öldürüyorlar. Birkaç 8-10 tane subay asker ölüyor, çatışıyorlar. Ve Sadrazam Kamil Paşa'nın 80 yaşlarında eski bir vezir o da. İşte onun önüne istifayı koyup Enver Paşa imzalatıyor. Götürüyor tekrar Padişah Sultan Reşat'a. Onun yerine Mahmut Şevket Paşa'yı atattırıyor. Sadrazam olarak gene kendileri olamıyor iddiatçılar. Tesiri edebileceklerini yapıyorlar. Çünkü kendileri çok genç. Yani bu grup 30'ar yaşında, 35'er yaşında kişiler. Babali baskını bir nevi darbe, yani darbe yapıyorlar. Tabii yani hükümeti değiştiriyor Babali baskını. Hükümeti değiştiriyor, bir darbe. Ondan sonra İttihat Terakki'nin işte otoritesi artıyor. Yani İttihat Terakki 1913 Babali baskını ile 1918'de yönetimi ülkenin yenilmiş olduğu anlaşıldıktan sonra Ahmet İzzet Paşa hükümetine devredinceye kadar geçen zamanda işte orada yani 1913'ten 18'e kadar 5 senelik tam bir İttihat Terakki şeyi vardır. Burada demin bahsettiğim gibi biraz Almanlarla da işbirliği halinde olunduğu için Alman fikriyatından da etkilenerek otokrat, sert bir yönetim, Birinci Dünya Harbi'nin şartlarının getirdiği sertlikte buna binince mecburen 1918'e kadar burada böyle bir yönetimi görüyoruz. Ama meclis var. Seçimler gene yapılıyor. Meclis var. Meclis çalışıyor. Mecliste komisyonlar var, tartışmalar var. Gene var bunların. Hepsi var. Ama çoğunluk olan parti İttihat Terakki çoğunluğu elde ettiği için onun dedikleri biraz oluyor. Bir de 1913'ten sonra, biraz da 14'te harp başladıktan sonra meclisteki gayrimüslim milletvekillerinin bir bölümü tabii artık çekiliyor. Onlar çünkü direkt karşıya geçiyorlar. Savaş sırasında mesela Ermeniler Rus tarafına geçiyor. İşte bir kısmı bırakıyor ama sonuna kadar kalanlar da vardır. Yani mecliste 1918'e kadar, 19'a kadar devam ettiğinde hala kalan gayrimüslim milletvekilleri de var ve onlar da çalışıyorlar. Şeye kadar. Ta ki 1918'de padişah ölüp Sultan Vahdettin padişah olması ve mütareke imzalanıp savaştığımız İngiltere, Fransa, İtalya grubuyla barış anlaşması imzalayıp Mondros mütarekesi, o zaman meclisi kapatıyor. Vahdettin meclisi kapatıyor. Yani artık ondan sonra yönetimi saltanat şurası falan gibi böyle bir takım heyetler kuruluyor filan ama meclis kapatılıyor ama anayasa yürürlükte, ta ki seçimler 1920'nin başında yapılıyor. Yani 2 sene meclis kapalı kalıyor. 1920'nin başında Ankara'da bulunan, o zamanki Ankara diyelim işte Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra heyeti temsiliyenin baskısıyla, Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa ve etrafındakinin baskısıyla 1919'un aralığında seçim oluyor. Tekrar 20'de meclis İstanbul'da toplanıyor. 18'de kapatılıyor. 20'nin başında İstanbul'da toplanıyor. 2 sene ara vermiş oluyorlar meclise. Bu meclisi de 1920'nin başında Mart ayında İngilizler basıp, İstanbul'u işgal etmiş idiler o sırada tabii, tamamen kapatıyorlar. Bir kısmını milletvekillerini öldürüyorlar. Bir kısmını tutuklayıp götürüyorlar Malta'dasına. Kaçabilenlere de Mustafa Kemal Paşa diyor ki gelin buraya, Ankara'ya kaçabilenler geliyor. Meclisin ikinci başkanı mesela Erzurum milletvekili Celalettin Arif Bey kaçanlardan. Doğrudan meclis başkanı olarak şeye geliyor, Ankara'ya geliyor. Gelemeyenlerin ve vefat etmiş veya öldürmüş olanların yerine de yeniden seçimler yapılıyor bakın 1920'nin başında. O yeniden yapılan seçimlerde de 23 Nisan 1920'de
Büyük Millet Meclisi adıyla mebusan kelimesini burada artık kullanmıyoruz. Büyük Millet Meclisi adıyla Ankara'da meclis tekrar toplanıyor. Yani 1908'den sonra Türkiye meclisli ve anayasalı yönetimden vazgeçmiyor. Ve bunu benimsemiş görünüyor. Her şartta bunu sürdürmeye çalışıyor. Yani 1908'de kuruluyor anayasa, yürürlüğe giriyor, meclis kuruluyor. 9'da ara veriliyor, iç kargaşa meydana geliyor. Tekrar meclis tekrar kuruluyor bir ara dağıldıktan sonra. Ondan sonra 1913'te 13'e kadar sürüyor. 13'te bir hükümet darbesi var ama meclis yerinde duruyor. Meclis yerinde duruyor. Sonra 13'ten 18'e kadar Birinci Dünya Harbi var ama meclis ve anayasa gene yürürlükte. Yani yapılan işler gene kanunlar çıkarılarak mecliste görüşülerek yapılıyor. 18'de Sultan Vahdettin gelince zaten İstanbul'da işgal altına düştüğü için meclisi kapatıyorlar. Dağılıyor evet. Meclis. 2 sene sonra 20'de de tekrar toplanıyor meclis. Yani anladım. Meclis toplamaktan Türk milleti vazgeçmiyor. Bu evet, önemli evet. Bir nokta. Şimdi ben de onu soracaktım. Şimdi saatimiz dolmak üzere yine. Evet. 45-48 dakika olmuş. Az kaldı. Evet. Şimdi ben şöyle diyorum. Yani o zaman ne dersin bilmiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi Mebusan'ın devamı yani. Tabii nasıl, ki. Nasıl Türkiye Osmanlı'nın devamıysa, yani devamı olarak şey yapmışsa. Çünkü borçlarını bile Osmanlı'nın üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti. Tabii. Burada şunu tabii. Sormak istiyorum ben özellikle şimdi tabii çok partili hayata geçiliyor Türkiye. 1908'de Komünist Parti dahi kuruluyor işte Şeriatçı Parti yani Sosyalist evet. Parti, Irkçı Parti, Türkçü Parti her türlü parti kuruluyor. 50'nin üzerinde parti kuruluyor o zaman siyasi evet. Parti kuruluyor. Evet. Şimdi en çok bu İttihat Terakki Partisi de böyle hürriyetçiliği, hürriyeti, demokrasi yani halkçılığı falan öne çıkaran bir parti, özgürlükleri diyelim, bir tabirle özgürlükler işte hürriyeti. Ama tarihte bu iddiaçılar bayağı bir tek parti yönetimi gibi ülkeyi yönetiyorlar. Hem işte geçen programda söylemiştim, İlber Bey de öyle diyor. İttihat Terakki yani parti diktatörlüğü kuruluyor. Evet. Bu tabii evet. Türk demokrasi için herhalde çok acı kötü bir tecrübe oluyor herhalde. Bu evet. İttihatçılar niye böyle bir şeye meylediyorlar? Yani tamamen seçimle geliyor ama 1913'te ondan sonra ülkeyi bir tek parti yönetimi gibi yönetiyorlar. Bu konuda da dinleyelim ondan sonra kapatalım. Buyurun. Peki. Gelecek programı şeyden başlayacağız işte. Meclisim yoksa meclisin kuruldu yakın tarihe geleceğiz. Zaten evet. Rahmetli Ferruh Bozbeyli Bey bizim vakfımızın, derneğimizin üyesiydi Ferruh. 8'i biliyorsunuz meclis başkanlığı yaptı. Evet, Allah rahmet eylesin. O şöyle demişti yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli celse şeyler de var. Milletvekilleri mesela Meclis-i Mebusan'dan gelen milletvekilleri ve Anadolu'dan seçilip gelen milletvekilleri yeminleri şöyle saltanatı ve halifeliği kurtarmak için diye yemin ediyorlar. Yani yemin şeyi evet. De o şekilde milletvekili oluyorlar. Ama tabii sonradan cumhuriyetçiler cumhuriyetine geçiyor. Evet sizi dinleyelim bu son kısmı. Ali Bey buyurun. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti ve daha sonra İttihat ve Terakki Partisi hakkında şimdi ülkemizde bu konuda çok geniş bir şey var. Yani literatür var. Çok yayın var. Çok hatırat var. Tabii aynı zamanda da yakın bir dönem olduğu için yani neredeyse İttihat Terakki'nin bazı insanları daha son zamanlarda öldüler. Yani mesela Celal Bayar 100 yaşına kadar yaşadı. Yakın zamanlara kadar bu işin içinde olan insanlar yaşadılar. Dolayısıyla tarihçilikte şöyle bir şey vardır. Yani bir olay tabii böyle üzerinden bir 50-100 sene geçmeden, sıcaklığı gitmeden tam bir şey yapmak zordur, değerlendirme yapmak. İttihat Terakki'nin üzerinden 100 yıla yakın geçiyor. Bundan sonra daha soğuk, daha tarafsız, daha nötr bir yorumlar çıkacağını ben bekliyorum, umuyorum. Var tabii, pek çok yayın da var. Dolayısıyla bugüne kadar bilhassa bizim nesiller, 1900 yani 40'lar, 50'ler, 60'lar nesillerinin duyduğu bilgilerin önemli bir bölümü taraflı bilgilerdir, yorumlardır.
İttihat ve Terakki grubu doğrudan doğruya Türkiye'nin 1876'lardan sonra girdiği dönemdeki muhalif hareketlerin bir böyle bir ittifakı gibidir. Bir karmaşıktır. Mesela İttihat Terakki'nin içinde Rıza Nur da vardır. Ama Rıza Nur 1912'lerde ayrılmıştır onlardan. Hürriyet İtilaf diye ayrı bir parti kurmuşlardır. Bu iki parti mecliste 1913, 14, 15, 16 birbiriyle sürekli uğraşmışlardır. Birbirini kapatmaya çalışmıştır İttihat Terakki vesaire. Yani İttihat Terakki böyle tam böyle matomat bir bütün halinde de değildir. Mesela İttihat Terakki grubundan ayrılanlar sonradan Hürriyet İtilafı kurdular. Onun içindeki subaylardan bir bölümü ayrıldı. Halasker Zabiten diye başka bir askeri zümre oluşturdular. Onlarla onların mücadeleleri de meydana geldi. Buradaki öz şudur. 19. yüzyılda açılan mektepler ve Abdülhamit döneminde de iyice geliştirilen bu eğitim dolayısıyla Batı'yı ve dünyayı daha çok öğrenen nesiller devlet yönetiminin şöyle veya böyle olması konusunda fikir sahibi oldular ve bunu bazen de zorla dayattılar. Bu İttihat Terakki'nin şeyleri budur. Başa geçtikten sonra da 1908'den sonraki İttihat Terakki'nin 13'e kadar etkisi zayıftır. 13'ten sonra %100 etkisi vardır 18'e kadar. Burada da bu sertliğin veya otoritenin, diktatörlüğün sebepleri vardır. Mesela Birinci Dünya Harbi diye bir harbin içindeyiz. Bütün ülke harp içerisinde. Böyle bir durumda bu bütün yükü de bu parti yüklendiği için o zaman doğal olarak bir takım yani otoriter yönetim şekilleri uygulamışlardır. Dolayısıyla bu mutlaka bu şekilde olması doğrudur anlamında söylemiyorum. Ama mecburiyetler vardır. Mesela şu andaki içinde bulunduğumuz ülkemizin durumunu da düşünelim. Bazı konularda hükümet yeri geldiğinde otoriter davranması gerekiyor. Sert davranması gerekiyor. İşte bir sürü tutuklamalar yapıyor, bilmem ne yapıyor gibi. O dönemde de böyle bir durum vardır. Ama İttihat Terakkicilerin vatan, millet, devlet, halk, işte Türk halkı bunların kötülüğüne olarak bunu düşünerek hareketlerini yorumlayamayız. Böyle bir şeyleri yoktur. Mesela en önemli kişilerden bir tanesi Talat Paşa'dır mesela. Talat Paşa bilhassa yani ölümüne kadar son derece mütevazı yaşayan ve halka dönük bir kişi olarak tarif edilir bütün kitaplarda. Mesela Enver Paşa delicesine cesur olan ve nitekim ölümü bile at üstünde bir makinalı tüfeğin kurşunlarına karşı giderken alnından yediği bir kurşunla ölmüştür. Yani böylesine bir adamdır. Makedonya dağlarında Bulgar çetecilerle savaşırken 3-5 sene o dağlarda can siperana savaşmış kişilerdir. Mesela İnönü diyor ki hatırasında Enver Paşa diyor bizim neslin içinde bizim toplumumuzun ahlak dışı kabul ettiği veya işte kötü kabul ettiği hiçbir diyor şeyi yoktu diyor. Yani yani şahsi hayatı da son derece düzgündü şeydi diyor. Onu öyle anlatıyor. Diyelim mesela öbürleri işte bütün İstiklal Harbi'nde bildiğimiz bütün komutanlar yani Fevzi Çakma, İsmet Ünlü, Atatürk, Ali Fuat, Cebesoy'u işte Ali filan gibi bütün bu kişilerin hepsinin ülkenin iyi yola doğru gitmesi konusunda içlerinde bir samimiyet olduğunu ama bunu ne kadar gerçekleştirebildiler, hangi yanlışların içine düştüler, nasıl yanlışlıklar yaptılar, içlerinde tabii dış etkilerden etkilenenler de olabilir. Yani her devirde olduğu gibi toplumun bazı kesimleri yani kimisi malla imtihan olur, parayla imtihan olur, kimisi makamla imtihan olur, kimisi başka şeylerle imtihan olur dendiği gibi yani bu açıdan bakarsak tabii ki yanlış şeyler yapanlar da vardır ama bunlar devletin ve toplumun ayakta kalması için kendi içlerinde böyle bir samimi duyguları vardır. Evet. O Birinci Dünya Harbi içerisindeki harbin getirdiği şartlardan dolayı da o ayrı bir fasıldır. Yani oradaki bir takım uygulamaları harbin getirdiği şartlardır. Evet.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu İttihat Terakki başlı başına büyük, uzun bir konu. Çok. Elbette bütün tarihçiler şunu söylüyorlar. İttihat Terakki'ciler çok vatanseverdiler. Vatanperver insanlardı. Ahlak, yüksek ahlaklı, iyi insanlardı. Ama Osmanlı'yı bitiren batıran da İttihat Terakki diyen tarihçiler var. Yani Osmanlı'nın batmasına, yıkılmasına sebep olan lardan evet. Birisi de İttihat Terakki. Bunu gelecek programda konuşacağız. Ve oradan Türkiye Meclisi'nin açılışı işte 19 Mayıs. Böyle bir yakın tarihe gelip bitirelim inşallah çok. Yakına da bugüne gelmeden. Şimdi çok teşekkür ediyorum Veli Bey. Tabii bir tarihçinin gözüyle bir tarih perspektifinden demokrasimizin gelişmesine bakmak çok önemli. Ben de bu programdan maksat zaten demokrasi konusunda her türlü ön yargılardan, yanlış bilgilerden, eksik bilgilerden uzak bir şekilde toplumu doğru bilgilendirmek maksadımız demokrasi konusunda. Tabii, tabii. Çünkü dünyada işte demokrasi standardı, normu diyelim yükseldikçe ülkelerin gelişmeleri de oluyor. İşte gelecek programda buluşalım inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Sağ olasın. Size de haftaya iyi görüşmek üzere diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Görüşmek üzere. Evet Veli Bey, teşekkür ediyoruz. Değerli tarihçi Veli Şirin dostumuza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tarihi perspektif açısından demokrasimizin gelişimini Osmanlı'nın yıkılış dönemine kadar getirdik. Yani 1918'lere kadar İttihat Terakki'yi konuştuk. Veli Şirin Bey gerçekten çok önemli şeyler söyledi. Yani birçok yerde bulamayacağımız bilgilerle donattığı programımızı çok değerli bilgilerdi. Bizim de zaten hep ısrarla söylediğimiz demokrasi konusunda yanlış, eksik veya ön yargılı bilgilerden kurtulmak. Bunu da bilimsel açıdan özellikle tarihi perspektif içerisinde görmek, düşünmek daha önemli. Değerli seyirciler, gelecek programda yakın tarihimiz yani Osmanlı'nın yıkılış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemine kadar çok önemli gelişmeleri demokrasimiz açısından yine demokrasi penceresinden bakaraktan değerlendirmeye çalışacağız. Demokrasi konumuz çok önemli. Bunu ısrar ediyoruz. Doğru bilgilenmek, yanlış bilgilerden kurtulmak. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Elbette ki değerli görüşlerinizi, değerli sorularınızı, fikirlerinizi, yorumlarınızı da bize iletmenizi özellikle istirham ediyorum, rica ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, güzellikle kalın değerli dostlar, değerli seyirciler.